Ben bir an önce Türkiye'nin bu girdaptan çıkmasını ve gazetecilerin özgür bırakılmasını istiyoruz. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar aldı. Dedi ki ben Türkiye'de gelinen nokta itibariyle gazetecilerle ilgili davaları öne alacağım dedi. Bu yakın gelecekte Avrupa'daki imajımızı, Avrupa'daki Türkiye'nin durumunu bir düşünün arkadaşlar. Bir zamanlar biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başkan yardımcısı seçecek kadar genel anlamda hukukunu dünya standartlarına taşımaya çalışan bir ülkeydik. Ama bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en çok ilgilenmek durumunda kaldığı ve Türkiye'de kimi davalarda öncelik vermek üzere Türkiye'yi adeta bütün sistemini yargı önüne taşıdığı bir ülke haline geldik. Cumhuriyet iddianamesi iddianame değildir arkadaşlar. Ben bu iddianameyi yazanın, ben bu iddianameyi bir belge olarak kabul edenin, yani hukuk bilgisinden şüphe ediyorum. Ben bunu reddediyorum ve ben bu iddianameyi arkadaşlar, bu iddianameyi gözlerinizin önünde yere arkadaşlar atıyorum. Kabul etmiyorum bu iddianameyi. Kabul etmiyorum. Bunlar iddianame değildir. Çöpe atsan hurda değeri vardır bunların.